Ve boynum da ağrıyor. Size de ağrıyor. Size de uygularız o zaman. Her yerim ağrıyor. Size de uygularız. Müsaade ederseniz hemen anlatalım. Bir su bardağı burçak unu. Burçak unu. Burçağı Anadolu'da herkes bilir. Burçak unu. Bir su bardağı burçak unu. Bir su bardağı burçak ununun Paris'te içine... Paris'te var mı bu? Paris'te de vardır. Paris'te de vardır. Paris'te baharatçılar da var biliyorsunuz oralarda da. Evet, orada ben sabahları lavantalı bal yiyorum. Lavantalı bal harika bir şey, evet, bravo. Lavantalı bal yiyorum. Lavantalı çok bal güzel. Çok doğru bir şey. Çok Paris'te. Harika bir şey. Evet. Sevgili kardeşlerim devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Burçak, burçak bir su bardağı burçak, bir çorba kaşığı kekik. Bir öyle çorba diyeceğim. Kaşığı kekik. Burçak diyeceğim öyle evet, mi? Evet, burçak Paris'te. Diyeceksiniz. Aysen Hanımcığım burçak diyeceksiniz. Yalnız tabii orada Fransızcasının tam ne olduğunu size sonra biz anlatalım. Bunun içine bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı karabiber. Daha sonra bunun içine yeterince maden suyu. Yeterince ne demek? Bunu bir lapa haline getireceğiz. Lapa haline getireceğiz. Lapa haline getireceğiz. Lapa haline gelene kadar maden suyu koyacağız. Lapa haline, karıştırıyoruz. Lapa haline gelene kadar, lapa haline getirene kadar karıştırıyoruz bunu. Evet. Maden suyunu da koyduk. Hemen hemen bir maden suyu yeterli gelecek. Eğer fazla gelirse içine biraz burçak unu ilave yapacağız. Az gelirse biraz daha maden suyu ilave yapacağız. Sevgili kardeşlerim bu şekilde lapa haline getirdik. Kardeşlerim bunu şimdi... İyi dikkat ediniz bu kısmına. Bana yapacak mısınız bunu? Ben şurada duruyorum. Aysen Hanımcığım siz istirahat edin. Başka bir hastamıza yapacağız. Siz istirahat ben edin. Ben çayımla siz gidiyorum. Siz çayınızı için o terlemelerinizi kesecek çayınızla oturun siz. Civan perçemli biberiyeli çayınız. Tamam. Buyurun istirahat edin Aysen Hanımcığım. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, sağ olunuz. Evet, şimdi Aysel Çınçın Hanım'ın yerini aldık. Biz burçak lapamıza devam ediyoruz. Kardeşlerim iyi dikkat edin buraya. Boyun ağrılarına genelde sıcak iyi gelir. Çok enderdir boyun ağrılarına soğuk iyi geldiği. Bir daha söylüyorum. Boyun ağrılarına sıcak iyi gelir. Çok enderdir soğuk iyi geldi. Hani dize soğuk iyi gelebilir. Ayak bileğine soğuk iyi gelebilir. Ama boyun ağrılarınıza genelde sıcak iyi gelir. Aklınız olsun. Ama yine de en iyi doktor sizsiniz. Sizin karar vermeniz, sizin bunu ayarlamanız önemli. Sıcağı. Şimdi ne yaptık biz bunu? Isıtıyoruz. Nasıl ısıtıyoruz? Ateşte ısıtıyoruz bunu. Dayanabildiği kadar ateşte ısınacak. Ondan sonra ateşte ısınacak. Isındıktan sonra bunun içine bir tatlı kaşığı fazla da ısıtmayalım. Evet. Şu ocağı değiştireyim hemen. Biraz ses yaptı. Evet. Çok fazla ısıtmayacağız. Bakın buharlar bile çıkmaya başladı hemencecik. Çelik kabımız olduğu için çabucak ısındı. Evet, çok fazla da ısıtmayalım, yakmayalım. Bir tatlı kaşığı biberiye yağı. Bir tatlı kaşığı biberiye yağı. Ateşten aldıktan sonra yani ısındıktan sonra koyuyorum bunu. Bir tatlı kaşığı karabiber yağı. Pardon, pelesenk yağı. Karabiber diye pelesenk yağı. Bir tatlı kaşığı pelesenk yağı. Bir tatlı kaşığı da ozon yağı. Ozon yağı bulamayanlar saf zeytinyağı. O zaman içindeki yağları bir daha sayayım. Biraz karışık anlattım. Biberiye, pelesenk, ozon. Ozon bulamayanlar zeytinyağı. Karabiberi niye karıştırdım? Karabiber daha önceden koyduk. Ne kadar koyduk? Bir tatlı kaşığı içine koyduk bu burçak ununun. Bunu dayanabildiği kadar sıcaklığa gelene kadar ısıttık. Bu sıcaklıkta boyun bölgesine uygulayacağız. Şimdi